Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Casper Nirvana S500 modelini inceleyeceğim. Benim elimdeki model Intel i5 model olan arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi bu özellikle bunu yapmamın sebebi, bu videoyu hazırlamamın sebebi Casper'la hiçbir şekilde bir reklam anlaşmamız yok. Kontrol edebilirsiniz. Aslında en çok hoşuma giden sebeplerden biri de siteye girdiğiniz zaman bu laptopu kendinize göre özelleştirme şansınız. Bu gerçekten çok güzel. Mesela fiyat çok iyi ama sadece tek bir eksik var. Mesela RAM eksik. Ya 8 koymuşsunuz ama ben 16 istiyorum diyorsunuz. Siteye giriyorsunuz. Şu anda mesela görselde göstereceğim ben size. Başlıyor mesela size. En baştan başlıyor site size. Önce modelinizi seçiyorsunuz. Mesela S500 seçtiniz. Yani şu an bu elimdeki modeli seçtiniz. İşlemci olarak iki opsiyonunuz var. i5 ya da i7 10. nesil. Şu an bu üzerindeki i5 10200U var bunun üstünde. İsterseniz i7 ile başlayabilirsiniz. Ondan sonra Windows 10 olsun mu veyahut da FreeDOS mu olsun? Bunu seçebilirsiniz. Hani fiyat düşüreyim diyorsanız. RAM'i 4'ten başlayıp 32'ye kadar arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Aynı şekilde ekran kartı sadece tek opsiyon. Hani değişmiyor. Nvidia MX230 ekran kartı var bunda. 2 GB DDR5 64 bit bir ekran kartı var. Ondan sonra arkadaşlar ekranı seçebiliyorsunuz. HD mi olsun, Full HD mi olsun diye. Bayağı bir opsiyonu var. Ben size altta link bıraktım. Buradan hani kendiniz değiştirip de yapabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti böyle bir şey olması. Çünkü kullanıcıdan bazen en ufak bir şey beğenmediğinizden bile bilgisayar almaktan vazgeçebiliyorsunuz. Casper burada size bir opsiyon açmış. Yani gene bizden vazgeçmeyin. Şöyle bir yardımcı olalım size deyip böyle değiştirme şansı sunmuşlar. Hemen ben şimdi sistemi kutudan çıkarayım. Gördüğünüz gibi bakın burada i3, i5 ve i7 olduğunu söylüyor. Casper Nirvana serisi. Hemen kutumuzdan çıkaralım bilgisayarımızı. Bu bilgisayarın konsepti arkadaşlar oyun bilgisayarı değil bu. Daha çok günlük kullanım, iş, hani tasarım falan da yapabilirsiniz. Hani sonuçta işlemcisi, RAM'i, ekran kartı o kadar kötü değil. Rahat rahat hani tasarımınızı şeyinizi yapabilirsiniz. Filmlerinizi izleyebilirsiniz, sosyal medyada takılabilirsiniz. Bunları hani aralıksız yapabilirsiniz. Bataryası da gayet güçlü. Üzerinde bir şarja takılı olmadan 5-6 saat civarında bir dayanabilen bataryası var. Şöyle içinden de çıkıyormuş. Şöyle bir tane adaptörümüz çıkıyor. Şimdi göstereyim size. Bildiğimiz klasik laptop adaptör. Bu sadece elektrik kısmı. Adaptörün daha devam olması lazım. Bir de bu cihazın güzel yanlarından biri. Çok şık bir tasarım var ve çok hafif. Her yere taşıyabiliyorsunuz. Hem bayan kullanıcılarımız için hem erkek kullanıcılarımız için. Şöyle şarj aletinden bahsedeyim size. Şarj aletinin de kibarlığı bu. Yani gramını tam ölçemiyorum ama 65 wattlık çok kibar. Şöyle bak. Küçüklüğünü de göstereyim size yani. Şu anda günümüzdeki tabii gaming olan serilerin bataryaları işlemcileri güçlü olduğu için, ekran kartları güçlü olduğu için çok daha büyük büyük bataryalar koyuyorlar. Yani şarj cihazları koyuyorlar. Tabii bunun o kadar gaming serisi olmadığı için, çok güçlü bir işlemcisi veyahut da ekran kartı olmadığı için 65 wattlık yeterli bir şarj cihazı koymuşlar. Bir de çok hafif yapmışlar. Yanınıza taşırken en azından bu da ağırlık yapmıyor size. Bakayım burada başka bir şey yok. Evet, bilgisayarımızı çıkaralım. Evet, şöyle. Düşüyordu. Bunu kenara alalım. Ha, içinden başka ne çıkıyormuş? Buradan da arkadaşlar kullanma kılavuzu çıkıyor. Şu an bu benim elimdeki FreeDOS'tu arkadaşlar. Fiyat uygun olsun diye FreeDOS alındı. Şöyle yolda kargoda ezilmesin diye sağlam köpükler yapmışlar. Hani cihazıma kargoda bir şey oldu mu, acaba zarar geldi mi diye düşünmenize gerek kalmıyor. O konuda güzel yapmışlar. Şöyle kırıp kolunu koruma kılıfından da çıkaralım. Yani kılıf dediğim poşet. Evet. 1.8 kilogram ağırlığında. Şöyle inceliği size göstereyim. Görebilecek misiniz? Gerçekten çok ince. Şöyle bakın göstereyim. 15.6 inç Full HD ekran var bunda. Gördüğünüz gibi burası gri, böyle parlak yani plastik bir malzeme. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz fan kısmı var. Tek fanlı. Yani gaming olmadığı için zaten tek fanlı oluyor bunlar. Bakın burada bir tane kulaklık girişi var. Yan tarafta bir Type-C girişi var. USB 3.0 ve şarj cihazı girişi var.
Bu tarafta da bir tane küçük SD kart girişi var. Aynı şekilde yine bir tane USB 3.0 internet girişi var gördüğünüz gibi. Başka? Ha, bu da konektör girişi. İki tane USB girişi konumlandırmışlar ama ikisi de USB 3.0. Yani verilerinizi daha hızlı aktarmanı sağlıyor. Ayrıca Type-C girişi olması da zaten çok güzel. Yeni nesillerde artık yani aranan bir özellik bu. Şöyle bilgisayarımızı... Bunları da alalım. Bir çalıştıralım. Şimdi bu elimdeki bilgisayarın ben donanımlarını anlatayım size arkadaşlar. Biz bunda bu gösterdiğim hani linkte gösterdiğim vardı ya opsiyonlar. i5 olarak başladık. FreeDOS aldık. 8 GB RAM kullandık. DDR4. Ekran kartı zaten opsiyon değişmiyor. Nvidia'nın MX230 ekran kartını kullanıyorsunuz. Ekran olarak Full HD Plus yani Full HD 1080p ekran seçtik. Hafıza kısmında da opsiyon çok yüksek. İsterseniz buna SSD ekleyebilirsiniz. İsterseniz sadece hard disk yani HDD dediğimiz onlardan da kullanabilirsiniz. Biz bu modelde 128 GB'lık SSD yani bunu da Windows'u buna kuracağız. C olarak geçiyor. 1 TB'lık da bir hard disk ekledik. Buna da fotoğraflarımız, bütün anlarımızı, her şeyimizi saklayabileceğimiz. Tabii siz bunu arttırabilirsiniz. M.2 SSD bu arada arkadaşlar bu. Yani kendiniz değiştirebilirsiniz. Yani alırken de arttırabilirsiniz. İleride hani bütçem buna yetti deyip sonra da değiştirebilirsiniz. Ortalama 512 GB'a kadar M.2 SSD'yi destekliyor yani internet sitesinde. Ama kendiniz de harici olaraktan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben hemen size bir tane video açacağım. Hem ses kalitesini görün. Dolby Audio sistemiyle donatılmış. Onu da bir bakalım. Nasılmış bir ses kalitesi. Şöyle YouTube'dan bir tane videomuzu açalım. Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Mi Robot Mokomo Essential modelini tanıtacağım. Şöyle 1080p'ye de alıyorum. Hani ekran kalitesindeki en son kaliteyi görün diye. Sesimiz de arttı. Arkadaşlar, özelliklerine göre bazı kesilemediğim durumlar oldu. Bunları sizlerle yorumlar kısmında tartışmak da isterim. Şimdi ikinci nesil olarak geçiyor. Şöyle bakın. İlk nesli Mi Bakım Planer olarak gelişiyor piyasaya. Ondan sonra bu esnaya giriyor. Bazı özellikleri ise sanki ilk seri gibi oluyor. O yüzden ben şimdi bir kutudan çıkarayım, hem cihazı görüp teknik özelliklerini de bahsedeyim. Bakalım bu aslında ara model mi yoksa ilk giriş modeli mi? Hep beraber görelim. Şöyle bir büyükçe bir kutumuz. Alalım buraya. Yani hoparlörler iyi gibi. Sonuçta altta arkadaşlar şöyle bakın. Şurada alt kısımda konumlandırıldığı için şöyle bakın. Yani bir ses sistemi oluşturulmuş. Yani alt tarafta kaldığı için gene de güzel bir ses veriyor size. Görüntü kalitesi de gayet iyi. Hani ekran parlaklığı, şey yüksekliği bana gayet güzel geldi. Şu an parlaklık kısmını tekrar size şöyle göstereyim. En sonunda şu anda parlaklık gayet de güzel yani. Gündüz kullanımlarında da size çok rahatça kullanış rahatlığı sağlayabilir. Şöyle hemen ben size çerçeve kısmından da bahsedecek olursak gerçekten çok ince şurada yarım yani... Yaklaşık 0.5-0.6 milimetrelik çerçeveler kullanmışlar. Yukarıda gördüğünüz gibi bir tane de kameramız var. Kendi dahili kamerası. Hani görüşmelerinizi, toplantılarınızı bunlarla yapabilirsiniz. Orada da çok güzel, şık olmuş. Şimdi arkadaşlar, bilgisayarın teknik özellikleri detayı bu şekilde. Ama bizim evimize böyle bir bilgisayar geçmiş. Biz bununla oyun testi yapmaz mıyız? Yaparız. Çünkü biz her türlü bilgisayarda her türlü oyunu oynarız. Fazla uzatmak istemedim. İki tane sadece oyun ayarladım size. Afterburner'dan bunların anlık sıcaklık kullanımlarını bir bakalım. Hani bu bilgisayarı aldık tamam. Günlük işimizi göreceğiz ama ya canım da oyun oynamak istedi. Hani bir oyun açacağım ama bana bu oyunu nasıl oynatacak? Bir onlara da bakalım. Hep beraber şimdi de oyun testine geçiyoruz. Arkadaşlar ilk oyun testimiz Valorant. Şu anda görüntü ayarlarımız en yüksekte gördüğünüz gibi 1080p'de en yüksek ayarları aldım. Ortalama şu anda 50 FPS'e yakın alıyoruz. Yüksek ayarlarda olduğu için. Birazdan ayarları bir de orta seviyeye çekeceğim. Orada bakalım bir FPS'lerimizi görelim. Bu arada arkadaşlar herhangi bir laptop soğutucu falan kullanmıyorum. Şu anda kendi fanında ayarlarını da yüksek performanslı Nvidia işlemcisi olarak seçtim. Kendi şu anda her zamanki stabil halinde oynatıyorum oyunu. Biraz pingde problem yaşıyorum. Ondan dolayı bu gitgeller oluyor.
İnternetten kaynaklı bir sıkıntı var. Yüksek ayarlarda 50 FPS'in üzerine çıkmıyor. Yani ortalama bakın 50, işte 45-50 arası. 50'nin daha üstüne çıkamadı. Bu elde gene bir yüksek ayarlarda oynayalım. Ondan sonra bakalım bir değiştirelim. Ayarlarımızı düşürttüğümüzde FPS sonuçlarımız ne olacak? Ama en yüksek ayarlarda biraz zorlandığını düşünüyorum bilgisayarın. Çok da iyi şey, hızlı ve seri oynatmıyor. Biraz sanki hissettim zorlandığını. Ama oyun bilgisayarı ya, değil yani. Şöyle ayarlarımızı ortaya çekelim. Şu tarafta laptopun yani bilgisayarın şu tarafında bayağı bir sıcaklık hissetmeye başladım. İyice ısınmaya başladı. Şu anda bakın boş zamanlarda 70'lere çıkıyor ama biraz yoğunluk gördüğü anda FPS 50'nin altına çekiyor. Evet, yoğun grafikler ağırlaştığı zaman maalesef kasmalar oluyor. Şöyle bir de en düşüğe çekelim. Şunları da. Bakalım bir de böyle deneyelim. En düşük ayarları yaptım şu anda. En düşükte 60-70. Ama ekran kartı sıcaklığına, işlemci sıcaklığı benim çok hoşuma gitti. 65 dereceleri pek geçmedi. Sürekli 65'lerde kaldı. Zaten Valorant hani tabii ki de bir PUBG, GTA onlar gibi zorlamıyor ama bir oyun bilgisayarı olmadığı için testini de yapmak iyi olur. Arkadaşlar 10 dakikalık Valorant testimizin de sonuna yaklaşıyoruz. Tekrardan 10. dakikanın sonunda işlemcimiz 65 derecelerde. Ekran kartımız 68 derecelerde. Yani bu sıcakları çok geçmedi arkadaşlar. Hep bu sınırlarda kaldı. Yüksek ayarlarda yani en yüksek ayarlarda 1080p'de 50 FPS civarında aldık. Orta ayarlarda ise 55, yani 60'ı görmedi, 55 FPS diyelim. En düşük ayarlarda ise arkadaşlar boş alanlarda 100 ama yoğun grafiklerin olduğu yerde ise 60'dan 70 arasında bir FPS alabildik. Şimdi sıradaki oyun testimize geçelim. Sıradaki oyunumuz CSGO arkadaşlar. Şu anda şöyle göstereyim. Ayarlarımız 1080p'de en yüksek ayarlarda. Önce bunu deneyelim. Ondan sonra bir de ayarları düşürerek aynı Valorant'taki gibi devam edeceğim. Şu anda herhangi bir kasma donma yapmıyor dedim, yaptı. Gördünüz değil mi? Tam dedim beni bekliyormuş yapmak için. Ama tabii şu anda ekran boş. Belki ondan dolayı. Şöyle bir çatışma anında yoğun grafiklerde bir bakalım kasma donma yapacak mı? Ben yapabileceğini düşünüyorum şahsen. Çünkü Valorant'ta bile kasma yaptı. En yüksek ayarlarda yaptı. Sıcaklık olarak oyunun, şimdi Valorant'ın üzerine oynuyorum şunu. Şu anda burası bayağı bir sıcak. Bakın şu taraf, sol taraf. Bayağı bir sıcaklık. Diğer taraflar biraz daha normal. Ama fanın olduğu taraflar bayağı bir sıcaklık. Şu anda en yüksek ayarlarda FPS olarak gördüğünüz gibi 45 civarında bir FPS alıyoruz. Ekran kartı sıcaklığımız 72, işlemci sıcaklığımız 71 derecede. Ekran kartının şu anda 199'unu kullanıyor. Valorant'ta bu 65-66'ya geçmemişti ama tabii CSGO Valorant'a göre bir tık daha ağır bir oyun. FPS olarak iyi ama şu an en yüksek ayarda 50 FPS, 45-50 arası bir şeyler alıyoruz. Şimdi bu oyundan sonra yani bu elden sonra ayarları biraz düşüreceğim. Bakalım o zaman ne olacak.
Hop, sen nereden çıktın ya? Oyunlarda çok aşırı iyi değilim ama size performanslarını göstermeye çalışıyorum. En azından aklınızda bulun, yani olsun. Bu bilgisayar almak istersen tamam, film izlerim, hani gezerim tozarım ama bir oyun oynamak istediğinde bana ne yapmak istediğin, yani neler verebileceğini görmüş olurum dersiniz en azından. Hop, seni de aldık. Orayı iyi pusmuşsun. Görmedim sanma seni, uyanık. Arkadaşlar, CSGO'nun son yamasından sonra biliyorsunuz Afterburner programında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Az önce vardı mesela, şimdi gitti. Ayarları şu anda ben orta seviyeye çektim. Şöyle. Şöyle bakın. Bütün ayarlarımız ortada. Az önce yüksek ayarlarda oynamıştık. Ufak bir iki kasma aldık. FPS'ler 50 civarındaydı. Şimdi ayarlarımızı ortaladık. Oo, pusu yedik. FPS şu anda buradan 60 civarında falan alıyoruz FPS'imizi. Maalesef sıcaklık değerlerimiz gitti. Yani son uygulama şey yamadan sonra böyle oldu. Afterburner'ı çok verimli kullanamıyoruz CSGO'da. Ama şuradan anlık olarak FPS'leri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben size tabii küçük olduğu için eğer görmezseniz de ara ara belirteceğim. Bir 10 dakika oynayacağım. Oğlum kurtar kendini. Aa. Sıkıştırdılar seni. Geçmiş olsun. Aa, yenildik mi? Bu üzdü beni ya. Uzatmayacağım arkadaşlar. Oyun bilgisayardayız zaten. Yüksek ayarlarda ufak tefek kasmalar ve 45-50 FPS arası aldık. Orta ayarlarda ise kesinlikle kasma ve donma olmadı. Gayet akıcı oynadık. FPS'lerimiz de 60 civarında oldu. CSGO ile beraber burada oyun testimizi sonlandırıyorum. Gördüğünüz gibi Casper Nirvana S500'ün oyun testini de yapmış olduk. Arkadaşlar, size bu bilgisayarla ilgili bütün bilgileri aktardım. Videolarımın devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.